Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün iş fikirlerinde biraz biz de e dünyaya giriyoruz ve son dönemin ana akım haberlerden düşmeyen, sosyal medyadan düşmeyen coin piyasası. Coin ne ya? Kurban Bayramı gibi tabi. Bitcoin, coin piyasası ile ilgili iş fikirlerimizi ise derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, kanalımızı ziyaret edip diğer iş fikirlerini izlemeyi ve zildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve videoya geçiyoruz. Şimdi bu iş fikirlerine niye geçtik diye söylerseniz hani birazcık da oraya doğru gideyim, oradan atlayayım. Bu ekim, kısım aylarında yani yeni bir yasama dönemi başladığında devletimiz buraya bir vergilendirme yapacak. Biraz güvence altına alacak coin'de yaşanan son durumlardan sonra. E biraz da güvence geldikten sonra bu sistemler oturmaya başlayacak ve yani Türkiye açısından. Bu sistemler oturmaya başlayınca yeni bir sistem, yeni iş fikirleri, yeni iş dünyası demek. Burada da yeni iş fikirleri çıkacağı için biz de bu iş fikirlerini sizlere derledik. İlk söyleyeceğimiz tabii ki de şu an için korkulan, herkesin korktuğu son TODEX olayından sonra, e, vurgundan sonra korktuğu en büyük şey coin güvenliği. Coin güvenlik, coin security diyelim yani. Buradaki coinlerin, bitcoinlerin, küçük coinlerin, alt coinlerin korunması güvenli bir yatırım aracı haline gelmesini sağlayan sigortalama olur, güvenliğin planlanması olur, kademeleri olur. Bu tip bir iş fikri çok kıymetli olabilir, değerlendirilebilir. Hele de Ekim-Kasım'dan sonra düşünülebilecek güzel bir iş fikri. İkinci iş fikri arkadaşlar söyleyeceğim. Hemen peşinden söylüyorum bilerek bu diğer iş fikriyle. Cüzdan oluşturma, coin cüzdanları. Yani coinleri koyabilecekleri güvenli. Yine güven sağlayabilecek ve yatırım araçlarında destek sağlayabilecek coin koymak çok önemli. Güvenliğini de sağlayacaksınız, güvenli. Belli sigorta teminatlarına karşılanmış. Güzel iş olabilir. Bunu düşünmekte fayda var. Hemen diğer iş fikrine geçmeden önce hep biz burada şimdi kanalda iş fikirleri veriyoruz. iş fikirleri söylüyoruz. bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Hani uzaktan ilgilenen biri olarak. E şimdi coin'ler çıktıktan sonra 2008-2010'dan beri ilerliyor, ilerliyor. Şu an belli bir seviyeye geldi ve yavaş yavaş dünya üzerinde biliniyor. Devletimizin yaptığı, devlet yönetiminde ya coin geliyor. Burada coin üzerinden satıştan para kazanılıyor. Buna bir vergilendirelim. Ya da işte siz coin dediniz, biz de vergi koyduk gibi bir anlayıştan ziyade daha çok yenilikçi, değişik bakış açılarıyla yönetmek çok önemli. Ülkeyi olsun, şirketleri olsun, herkes böyle ilerlemesi bakması lazım. Yani başka bir şirketin, başka bir devletin yaptığını getirip buraya yapmak benim açımdan bir yönetim anlayışı değil. Yenilikçi, geniş perspektifli bir iş değil. Çok basit. Orada gördüğünüzü yapıyorsunuz. Onun yerine coinler bu kadar ilerlerken turizmde bu son pandemide çok büyük sıkıntılar yaşamışken bu coinleri ilk tanıyan ülke olabilirdik. Ödeme aracı olarak kullanılmasına müsaade edilen olabilirdik. Burada ciddi bir gelir elde edebilirdik. Çünkü geleceğin parası bu olacak. Yani geleceğin bir 10 yıl sonra 2030 yılında 2035'te bu olacak. Her şeyde ilk olmak, ilk yapmak, yenilikçi olmak çok önemlidir. Daha çok yaratıcı, getirisi olan ülkeye ekonomik getiri sağlayacak şeyler yapmak çok da önemli. Çünkü başkalarının yaptığını aldığınızda zaten o yapmış oluyor size çok fazla getirisi olmuyor. Ama böyle durumlarda bunu değerlendirirseniz çok daha kıymetli olur. Bunu hem devlet yönetimi olarak hem şirket yönetimi olarak böyle bir altını çizmek iş fikirlerinde ekonomik konjöktörü destek verecek bir veri olduğu için bunu da böyle bir altını çizmek istedim. Diğer iş fikrimiz arkadaşlar coin değişim platformu. Bu zaten hani coin'den alınıp satıldığı bir platform kurmak çok etkili olabilir. Güzel bir iş olabilir. Ucuza alırsınız. %10, %15 daha ucuza alırsınız. Daha satışını yaparsınız. Bu da daha rahat kafanızın daha rahat olduğu bir satış platformu olabilir. Bu da güvence altına girdikten sonra yapılabilecek. Ama şuna da dikkat edin. Mehmet Aydın da geri döndü. Koruma polisleriyle konuşurken şunu söylüyor işte coin işine girdim ben bununla ilgili iş planlarım var tarzında bir şeyler söylüyor. Aman diyeyim bizim memlekette böyle 2-3 tur dönmek vardır. 2-3 tur bir tokatlama derler 2-3 i̇ki, tur. İkinciye geldi gibi. <laughs> Buraya da bir gözü var burada bu sektöründe gelişeceğini biliyor. Zaten 1 sene 2 sene maksimum 2,5 sene yatıp çıkacak zaten. Aman dikkat edin gözünüz açık olsun bunlar da. Hani inanmayın ya bir jet fadılları gördük kimleri gördük. Bunda da böyle bir uyarısını yapayım. Diğer söyleyeceğim iş fikri arkadaşlar coin danışmanlığı. Bu da yine kıymetli olacak. Dediğim gibi Ekim'de bu güvence yani vergilendirme geldikten sonra tanınmış olacak bir şekilde. Ama bizim insanımızın bildiği coin ile ilgili çok detaylı değil. Sadece duyduklarından 5x veriyormuş 10x veriyormuş gibi durumlar var. Burada bu danışmanlığı bir eğitim olarak verebilirsiniz. Coin'i anlatan böyle eğitimler. Bununla ilgili eğitim setleri ve benzeri ya da eğitim konferansları verebilirsiniz. Bunlardan iyi bir getiri elde edebilirsiniz. Diğer tarzı da şöyle yapabilirsiniz. Direkt danışmanlık yani yatırım danışmanlığı gibi coin sepetini siz oluşturursunuz kişinin. İşte coin sepetine gelenekselden de biraz bir iki yatırımlarını alırsınız. Sepetteki yumurtaları çeşitlendiren kişi olabilirsiniz. Güzel bir iş fikri. Hoşuma gidiyor yani coin piyasası geliştikçe. Bilmeyen de çok olduğu için diğer altında olsun diğer şeylerde artık öyle böyle öğrendik ama bu coin piyasası çok farklı. Çok böyle ülke krizlerinden etkilenmeyen çok değişik tarzda bir durum. Bununla ilgili bilgisi olan, bilgi edinip eğitim alıp daha sonra bunu satmak isteyecek kişilerin bilgiyi ilk başlarda 5-10 sene ciddi anlamda bir gelir getiri elde edebileceğini düşünüyorum. Bu da güzel bir iş fikri. Diğer iş fikrimiz arkadaşlar madencilik. Zaten madenciliği duymayan kalmamıştır ama ben de burada söylemesem olmaz. Tabi az maliyetli değil. Ciddi iyi bir makinelere ihtiyaç var. Zaten oradan kazanıyor bu. Blockchain'e destekleyici bir durum. İyi makine gerekiyor bir iyi bir enerji harcıyor. Burada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Aklıma gelen her zaman kendimin kurduğu düşüncede. iyi makineye yatırım yaptınız. Bir de güneş alabilen bir noktadaysanız enerji, güneş enerjisiyle elde etme imkanınız varsa buraya da bir yatırım yapabilirsiniz çok daha kıymetli olabilir. Daha iyi kar edebileceğiniz bir düzen kurabilirsiniz. Bunu hani madenciliği söylüyorum. Bu madencilik desteğini. Bu da tam bir madencilik değil bu arada aslında merkezi yönetime karşı yapılmış bir düzendir blockchain. Merkeziyetçilikten uzak. Herkesin bilgi akışına destek sağladı. Bu bilgi akışına destek sağlarken size yapılan ödeme aslında bu madencilik. Hani kazma mazma gibi bir durum yok. Ama bu sistemi kurarken de güneş enerjisinden bazı açı yerler var. Güneşten iyi yararlanabiliyor. Böyle bir konumdaysanız varsa öyle bir imkan yapabileceğiniz bir yatırım. Değerlendirmenizde fayda var. Karı da yüksek bir seviyede madenciliğin. Daha sonra diğer iş geçmeden önce bu coinlerin depolanması, saklanması da tam bir iş fikri olarak gelmedi bana ama ilerleyen vadede böyle uzun vadeli bir durumda coinlerin depolanması, saklanması da yüksek kar getirebilecek bir iş fikri olabilir. Onu da bir değerlendirmenizi istedim. Onu da bu araya karıştıralım diye düşündüm. Diğer iş fikrimizde arkadaşlar atm bu tanıma başladıkça dediğim gibi ilerleyecek İlk yapan her zaman kazanır dünyada hafif hafif belirtileri çıkıyor bizde de bu güvence olduktan sonra bu güvence geldikten sonra atm'ler kıymetli olabilir bu atm'ye ilk yapan mutlaka kazanacaktır dediğim gibi komisyon oranları olsun değişim oranları olsun daha yüksek olabilir döndürme olsun bu da kıymetli bir iş fikri atm ilk yapan kazanır her zaman. Bunu da düşünebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz güzel bir iş fikri. Son olarak da arkadaşlar toplu bir iş fikri söyleyelim. Yani bu dediğim gibi coinlerle ilgili günlük içerik düzenleme. Hani bizim şu an size sunduğumuz gibi daha bilgili bu eğitimler demiştim ya. Günlük içerik sunma, blog yazarlığı yapma, bloglara yazmak kıymetli olabilir. Alım satımına aracılık etme. Hiç uğraşmazsınız alım satımı aracılık edersiniz komisyonunuzu alırsınız. Bu çok kıymetli olabilir. Biraz da Avrupa'yı düşünüp daha böyle ciddiyetten uzak. Absürtlüğün yüksek olduğu düşüncelerden bir iş fikri çıkartabilir. Kıymetli madenleri şu an biz nereden alıyoruz? Gidiyoruz kuyumcudan alıyoruz. Kuyumcu var. E buradan gidiyoruz işte düğün olsun, dernek olsun, bir hediye olsun. Buradan alınıyor. Burada biraz absürt düşünüp, yenilikçi düşünüp şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Kuyumcu değil de koyuncu gibi yaparsınız. E, dijital sertifikalar oluşturursunuz. E, gelenekseldeki kıymetli madenlerle birleştirmesini yaparsınız. Hediye olur. Aynı zamanda hem o gider hem o hediye olur. Ufak bir coin hediye olur. Böyle bir sertika takılabilir. Yani döndürülebilecek, yapılabilecek şeyler çok daha da düşünmek lazım. Bizim de aklımıza geldikçe bununla ilgili iş fikirlerini mutlaka zaten derleyip göndeririz. Her zaman yenilikçi olmakta fayda var. Yeniyi kabul etmek çok önemli. Dediğim gibi 10 sene önce böyle dijital para olacak, 20 sene önce dijital para olacak dese sopayla kovalarlar. Yine klasik sopayla kovalarlar da. Biz de evet. şey sopayla kovalıyoruz. <laughs> <ben anlamadım. gülüyor> öyle zaten. Yani şimdi 20 sene önce o, son olacak şey de söylediklerinde olmaz diyoruz. Yani olmaz hep olmaz değil de nasıl oluru bir düşünmek lazım bu iş fikirlerinde. Siz de kendinizi öyle değerlendirirsiniz. Biz hani bunlara bakarken aklıma gelenler neler olabilir? Bunlar daha da yenilikçi olabilir. Benimkiler çok üstte bence, üstten gördüğüm şeyler. Altta çok başka durumlar var. Dediğim gibi hani tam bu coin piyasası bilinmiyor. Aslında bu coin ne olduğu Arkasındaki blockchain sisteminin veri tabanının çok başka iş alanlarına imkan sağlayacağına eminim. Çok çok başka iş alanları çıkacak. Merkeziyetçilik son bulacak ve bunu söylüyorum. Zaten devletlerin de çok sevmemesinin ana sebeplerinden biri bu. Çok değişik bir sistem. İlerleyen zamanda işte bu 10-15 yıl sonra videoyu izleyen de belki burada görecek. Söyleyen hocalarımız da var bunu zaten. E dediğim gibi siz de buralarda nereden bir şey bulabilirim? Dediğim gibi önceden arsa almak nasıl çok kazandırıyorsa bu şeylerde yeni yerde bir e-dünyada bir yer edinmek, bir ufak bir yeri çevrelemek çok kıymetli olabilir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve zildirimleri açıp bizi desteklemeyi unutmayın. Bizi motive eden sizin bu destekleriniz bizde mümkün olacak. Böyle çekip size vakit ayırmak, sizde etkileşime geçmek bizi çok mutlu ediyor. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Videomuzu arkadaşlarınızla mutlaka iletin. Hoşçakalın.